İyi günler sevgili dostlar. 21 Eylül 2021 yılındayız. Bugün arılığımızda bir kovana mı bakacağım ama hani fikir vermesi açısından şey yapacağım, paylaşacağım sizinle 21 Eylül'de arının durumu diye. Şu an kamerayı ayarlayayım. Onu göstereyim mi? Şu an 2, 4, 6, 7 çıtada bir arımız var. Dal olmadı bu sene. 2050 rakımdayız. Ardahan Çimliçeri köyündeyiz. Size de fikir vermesi açısından açıyorum, kovanın videomu açıyorum. Çünkü arı bahar gibi şey yapmış, kuluçka atmış. Kovan başına nasıl söyleyeyim? 10 kovana bir çuval verdik. Kovan başına 5 kilo şeker verdik baldan sonra. Baldan sonra 5 kilo şeker verdik. Bazıları bal yapabildi, bazıları hiç bal yapamadı. 5 kilo şekerle verilmiş hali bu arının. Bu arı kata çıkmıştı. Ancak Haziran'da bundan anasına Haziran'da bundan şey aldım. 2 çıta 3 çıta yumurtalı çıta aldım bundan. Anası bundaydı. Şu ana kadar evet anası burada. Bu yeni ana. Haziran'da 3 çıta aldım bu arıdan yumurta. Yeni bir kovan yaptım. Ondan sonra Temmuz'da mı? Ağustos'ta anasıyla beraber 3 çıta aldım. Onu anasız bıraktık. Kendisi ya hatırlamıyorum meme verdik memeden çıktı ya da kendi anasını yaptı ama meme verdiğimizi hatırlıyorum da memeden çıkıp çıkmadığını hatırlamıyorum. Şu an bu arının ortasında kapalı yavru, büyük miktarda kapalı yavru var. Burada da ortada açık yavru var, kapalı açık karışık yavru var. Hava çok güzel, 24-25 derecede. Yaz boyu sürekli yağmur yağdı. Mayıs'ta kurak gitti. Haziran, Temmuz, Ağustos sürekli yağmur. Öğlene kadar güneş, öğleden sonra yağmur. Ne arıların işine yaradı, ne bizim işimize yaradı. Kuluçkası bu şekilde arının. Gittiği bir kuluçka var arıda. Ben geçen haftalarda bir soğuk yapmıştı. Yani tekli rakamlara düşmüştü herhalde. Geçen hafta demeyeyim, belki ondan önceki hafta da. Artık arı dedik kuluç salkıma girmişti hatta. Salkıma girer dedik ama arının kuluçkasını görünce şaşırdım. Şaşırınca da sizinle paylaştık. Burası dediğim gibi Ardahan Çimliçayır Köyü 2050 rakım burası. Yani montsuz dolaşmak kolay değil. Soğuk oluyor. Evet yani nerede? 3 çıtada yumurtası var. Bu arının. Bu arı bu senenin anası. Her halükarda. Sağlıklı görünüyor. Bazı arılarımız daha sağlıksız ama bu sağlıklı görünüyor bu arı. Bunu sizinle paylaşayım dedim ki size fikir versin. Özellikle Ardahan'da arıcılık yapan dostlarımıza fikir versin. Arıyı sıkıştırıp varo ilacı verecektim işte oksalik asit ama kuluçka olunca oksalik asitin bir şeyi yani tekrar vermek lazım. Ancak üzerindekini dökebiliyorsunuz. Böyle bir sıkıntı oluyor. O yüzden kuluçkanın bitmesini bekliyoruz. Bu işten iyi anlayan arkadaşlarımız varoayı ihmal etmememiz gerektiğini söylüyor bize sürekli. Biz de ona dikkat etmeye çalışacağız artık.
Arıyı ben sevgili dostlar her yıl Şavşat'a götürürdük. Şavşat'ta da videolarımız var. Paylaşmıştık zamanında. Bu yıl götürmeyi düşünmüyorum. Burası şu an aralığımda kışlatmayı düşünüyorum. Geçen yıllarda kışlattım bazı yıllarda. Yani bundan geçen yıl değil, ondan önceki yıl bu aralıkta kışlattım ben. 20 kova dışarıda kışlatmıştım. 2 tanesi söndü. O da açlıktan söndü yani. Arımız. Yani açlıktan derken üstünü iyi kalın yapmazsak üşüyor. Üşüyünce de balını çok yiyor. Balını çok yediği için de balı bitiyor. Bitince de tabii ki açlıktan ölüyor. Açlıktan ve soğuktan önce. Tabii önce ısıtamadığı için soğuktan. Böyle naylonu koyuyorum ben. Yani geçen yıllarda da aynı şekilde yaptık. Böyle naylon koyuyorum. Üstüne strafor koyuyorum. Sevgili dostlar, straforun düz olmasına özen gösteriyorum. Ortada bir böyle kışlatacağım. Üstüne tabii ki çadırlarını da çekeceğim kışın. Burada Eylül, Aralık ayı fena geçmiyor yine de. Ocak zannediyorum çok soğuk geçecek. Ama iklim değişikliği olduğu için ondan da şüpheliyim artık. Yani buraların kışla soğuk geçmeyebilir. -25-30'ları görmemiz lazım normalde. Sevgili dostlar, bunu görebilecek miyiz bilemiyorum bu kış. Şöyle bir etrafı da çekeyim. Görün orada arı dışarıda güneşleniyor.